Değerli arkadaşım EF orta taban. Bir kere şunu bilmen gerekiyor. Orta taban yamukta alt taban artı üst taban bölü 2 ile bulunur. Yani 28 bölü 2 ile 14 santim. Yani EF şuranın tamamı 14. Peki senden şunu görmeni istiyorum. Bak ADC ile AEK üçgenleri benzer üçgenler. 1'e Bire iki üçgeni yani bire iki benzerliği var. Tabanım 8 ise buradaki tabanımın 4 olması gerekir. Aynı mantıkla gideceğim. Burada da 1'e iki benzerliği var. Burası 8 ise burası 4. E tamamına ben demin kaç demiştim? 14. 4 4 daha 8 ise geriye 6 kalır. X'in 6 doğru seçeneğiminde adan olması gerekir. Değerli arkadaşım bize AB uzunluğu x'in kaç olduğu sorulmuş. ABFE yamuğunun alanı oluşan üçgenin alanının iki katı olduğu söylenmiş. Şöyle yapalım mı o halde arkadaşım? Yani ben şuradaki üçgenin alanına A dersem buradaki üçgenin alanına ne derim? 2A. Neden? Taban 2 taban 4 ise 1 2 oran olarak paylaşılacaktır alanlarda. Peki yani burası A burası 2A. Peki bizim tamamı bu üçgenin alanının iki katı olduğuna göre üçgenin alanının iki katı 6A. Yani bizim buradaki yamuğun alanında 6A olacaktır. O halde şöyle yapalım. Bak şuradan bir dikme inelim. Şuradan da bir dikme inelim. Biliyorum ki dörtgende köşegenler alanları iki eş parçaya böler. Burası da A'dır. Burası da 2A'dır. Peki benim şurada E, F, yamuğun alanının 6A dediğime göre A, 2A daha 3A yapar. Burasının ne olması gerekir? 3A olması gerekir. Bak 2A'ya taban 2. 4A'ya taban 4 4A, ise 3A'ya da tabanın 3 olması. Tamamının da bak arkadaşım burada 7, 9 o da AB uzunluğuna denk gelir 9. E bize AB x verildiğine göre x'in 9 doğru seçeneğinde Bursa olması gerekir. Değerli arkadaşım E noktası BC'nin orta noktası ise AB'ye paralelini gönderdiğin zaman Buradaki nokta da AD'nin orta noktası olur. 18 9'a e 9. 9 3'ün 3 katı, 4'ün 3 katı, 5'ün 3 katından evet arkadaşım buranın da 15 olması gerekir. Artık şuraya bir isim verirsem F dersen FE 15 birimdir ve benim için FE bu yamuğun orta tabanıdır. Orta taban nasıl bulunuyordu? Alt taban artı üst taban bölü 2. Peki orta tabanın sonucu 15 olduğuna göre çapraza yerine X artı Y'yi 30. E bana da o sorulmuş. O halde doğru seçeneğim de Edirne olması gerekir. Değerli arkadaşım uzunluğu 18 metre olan mavi renkli elektrik direği fırtınanın dinleyiyle tam ortadan ikiye bölünüyor. Yani burası 9 buranın tamamında 9 olması lazım. Duvarın yüksekliği kaç metredir? E, güzel arkadaşım şöyle biz bir şöyle alttaki uzunluğa paralel bir uzunluk gönderelim. duvarın yüksekliğini de x dersem burası da x olur. Hocam burası 3 kök 5 ise burası 3 kök 5 paralellikten 90 sa 90 tamamı 9 geriye de 9 eksi x gelir. Ve gördüğün üzere burada bir pisagor uygularım. Yani 9'un kare ise eşittir. 9 eksi x'in karesi artı 3 kök 5'in karesini. Haydi gel çözelim. 81 eşittir. 81 eksi birincinin karesi. Birinci ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi artı 3 kök 5'in karesi. Değerli arkadaşım 81'ler birbirini götürdü. Düzenlersem x kare eksi 18 x artı 45'in sıfır eşit olması gerekir. İkinci derece denklem çözeceğim. x'e x, e x 15'e 3, eksi eksi tuttu mu tuttu. X buradan 3 gelir, X buradan 15 gelir. 3'ü mü alacaksın, 15'i mi alacaksın? Şimdi karar veremiyorsan şuna bak. X'e 15 verdiğinde düşünsene 9'dan 15 çıkınca şuradaki uzunluğun negatif çıkması gerekir. E, negatif uzunluk olmayacağına göre X'in 15 değil, X'in 3 olması gerekir. E, duvar yüksekliğine de X dediğime göre o halde doğru seçeneğimin Ceyhan cevabının da 3 olması gerekir. Şimdi arkadaşım bu soruyu dinlemeye geldiysen sen büyük ihtimalle şu E'den bir paralel gönderdin. İkiz kenarlık falan yakaladık. Biz onu yerine ne yapacağız biliyor musun? Biz DC'yi uzatıp AB'ye de paralel ya. Şu AE doğrusunda uzattığımız zaman burası çizik açısıysa ters kuraldan burasının da çizik açısı olması gerekir. O halde bak burada bir ikiz kenarlık söz konusudur. Tamamı ise tamamının altı olması için buraya 4 yazarım. Şimdi şu üçgenden şu üçgene kelebek benzerliği yapacağız. Tabanların oranı 4'ün 8'e oranı CE'nin EB'ye oranını vermek zorundadır. CE 'nin EB'ye oranı. E sen fark ettin artık çözümü. 4 ile sadeleşti. 1 bölü 2. O halde doğru seçeneğin Edirne olması gerekir. Dikkat et tamam mı? Değerli arkadaşım bize ABCD yamuğunun alanı sorulmuş ve eş çubuklar verilmiş 7 tane. Burası da 12'dir, burası da 12'dir, burası da 12'dir. 12, 12, 12'dir. E ben yamuğun alanı bulacaksam taban alt taban üst tabanı biliyorum. Bir de yükseklik bulmam gerekiyor. Gel şuradan E'den bir dikme inelim ve şöyle yapalım. Burası eşkenar üçgen oldu. Burası 60'tır. Burası 30'dur. Hocam 90'ın karşısı 12'si 30'un karşısı 6. 60'ın karşısı da 6 köküş ki soruyu bitirdik. Alt taban 24. Üst taban 12. Çarpı yükseklik 6 kök 3 bölü 2. Hocam burası 36 yapar. Sadeleştirdim. 3 3 yaptı. 36 ile de 3'ü çarptığında 108 ile doğru seçeneğimi denizle yapmış olur. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda x kaç santimdir diye sormuş. Şöyle bir şey yapalım. Gel biz DE'yi uzatalım şöyle. AB'yi de uzatalım. Bizim bu arkadaşlar paralel ya DC ile AB. Bak bu CE ile EB birbirine eşitse doğal olarak buradaki açıyla buradaki açı da eşittir. E, buradaki kol uzunluğuyla buradaki kol uzunluğuna birbirine eşit olması gerekir. Burada şunu görmem gerekecek. Bak buradaki açı buradaki açı eşitse DA buraya da F var mı? Yok. F dersen DAF üçgeni bir ikizkenar kenar üçgenler. Bak buradan bir dikmin inilmiş. Biz de F'den bir dikmin inersek değerli arkadaşım ikiz kenardan indiğim dikme tabanı iki eşit parçaya ayırır. Bu iki eşit iki parçanın birbirine eşit olması gerekir. Ayrıca D, G şuraya da de H dersem D, G, H ver, verilmiş. K deme hocam oraya. KD, D. D, G, K üçgenine baktığında D, H, e üçgeniyle benzer üçgenlerdir. Ve 1'e bak 1'e 2 benzerliği var. 1'e 2. Burası 2 köküç buranın da ne olması gerekir? 2 köküç. Tamamını yaptı. 4 köküç. O zaman burası da 4 köküç yapar. Bize x soruluyor Yani sarıyla çizdiğim bölge. E, sarıyla çizdiğim bölge x'e eşitse orada 2 köküç var. Bir de 4 köküç var. Topladığımda 6 köküçle doğru seçeneğimi Bursa yapmış olur. Değerli arkadaşım bize ikiz kenar yamuk verilmiş. Yani arkadaşım şurası 45 derece şurası 45 derece diyebilirim. Burası 90 burası 90 şu iki uzunluk olduğundan 45'e 45 dedim. Buraya alfa dersem burası 90 buraya beta dersem şurası bak sarı ile yer 90 olacaktır. O zaman şuradaki açıya yine alfa kalır. Terslikten şurası da alfadır hocam. Ayrıca ikiz kenarsa 45 artı alfa ise burasında 45 artı alfa. Yani burası x ise burası da x'tir. Bak farkındaysan ikiz kenar oldu. 90'dan indim Aslında bir muhteşem üçlü. Işte indim denden den, den, den ortadaki benden x x x'e dönüştü. Yani burası aslında f noktası orta kenar noktasıdır. O halde arkadaşım diğer tarafa geldiğimde d a k üçgenine geldiğimde şurasının 90 derece olduğunu görüyorum. Şuraya a dersem e k uzunluğuna kök 5 verilmiş iki diklik varsa nerede iki diklik orada öklik vardı. Yani kök 5'in karesi eşittir. 5 çarpı a'ya 5 eşittir. 5 çarpı a'dan a'yı 1 bulmuş olurum. Yani burası 1. Tamamı 6 ise ikiz kenarından karşılıklı uzunluklar eşittir. 6. 2 eşit bölecektir 3'ü 3. Üç. E muhteşem 3'lüydü. O zaman x'in 3 doğru seçeneğinin de denizli olması gerekir. Değerli arkadaşım. dc, ab'ye paralel verilmiş. Şuradan da e'den de biz bu iki doğruya paralel gönderelim. Son hocam şöyle bir şey yapalım. dc'ler 3'ün katı. dc şurası. Gel biz oraya 6a diyelim. ab'ler 5'in katı. O zaman ab'nin de 10a olması gerekir. Peki arkadaşım. Şimdi şöyle yapalım. Bak 1'e 2 oranı var. 6 a ise burasının 3A olması gerekir. Bak şu yeşille taradığım yerde kelebek yapacağım. Kelebek benzerliği iki üçgende 3A'ya 10 alsa hocam buraya 3K dersem buraya 10 K demek zorundayım. Peki şu nokta benim için yine orta nokta olacaktır. Kimin? D Şurası 13K ise burası da 13K eşittir. X aslında 13K artı 3K'dan X'in 16K olması gerekir. Bu dursun kenarda. Peki şu uzunluk bana 5 birim verilmiş. 5 birim dediğimiz yer aslında 10K'ya denk geliyor farkındaysan. K buradan 1 bölü 2 gelir. Gelir yerine yazarsan X'de X'i buradan 8. Doğru seçeneğinde Bursa bulmuş olursun. Değerli arkadaşım şöyle bir şey yapacağım. Şu EC doğrusunu şöyle uzatalım. Şu AB ile de birleştirelim. Bak burası çizik açıysa bu arkadaşlar paralel olduğuna göre Z kuralından buranın da çizik olması gerekiyor. Buraya nokta Denmiş. Buraya şöyle nokta diyelim. Burası da nokta açısı olur. O zaman bak bu iki üçgen aslında birbirine benzer. Hatta eş üçgenler oluşturur. Burası DC4 ise buranın uzunluğu kaç olması gerekir? 4. Ayrıca şunu görmen gerekir. Burası çizgi açısı. Burası da çizgi açısı. O zaman buradaki üçgen ikiz kenardır. Bu uzunluğun bu arkadaş uzunluğuna eşit olması gerekecektir. 13 ise geriye 9 kalır. 9, 4 daha 13 yapar. Hocam ayrıca bak şöyle yapalım. Buraya ee, alfa diyelim, buraya Alfa diyelim. Buraya beta diyelim, buraya beta diyelim, buraya alfa diyelim. Alfa artı betalar 90 ise buraya alfa, buraya da ne kalacaktır? Beta kalacaktır. O halde burasının 90 derecelik bir açı olduğunu görmüş oldum. 90'dan iki diklik inersen öklit oluşur. Yani h dersem h kare eşittir 4 çarpı 9'dan h kare eşittir 36'dan h'yi 6 bulur. Burası 6 ise bu üçgenin alanını artık bulması çok basit bizim için. Neden? Taban çarpı yükseklik bölü 2 sadeleştirdim. Hop hocam öyle sadeleştirme mi olur? Gittim sadeleştirdim. 9 kere 3'ten 27 doğru seçeneğimde Ceyhan bulmuş olurum. Şimdi değerli arkadaşım x kaç derecedir diye sorulmuş yalnız bu soruyu çözerken şöyle bir sıkıntımız olacak. Şu EC doğrusu benim için yerim olmadığı için şöyle gönderiyorum ama sen EC'yi dümdüz doğrusal kabul etmen gerekiyor. Tamam mı? Dikkat et buraya. Şimdi arkadaşım şu şuraya da F diyelim. DCE ile EFA aslında kelebek kuralı yapacağım. Benzer üçgenlerdir. DE'ye K dersem AE 3K 1'e 3 oranı varsa tabanlarda da 1'e 3 oranı olacaktır. 7 ise buranın kaç olması gerekir? 21 Bak 90'dan indiğin doğru aslında bir kenar ortayı oluşturmuş. Aslında burada bir muhteşem üçlü var. İndim dikten denden denden den. ortadaki benden. Burası da 21'dir. E, CAB ikiz kenar oldu 21'e 21'den. O zaman bu açı bu açı eşitti. Burası da 68'dir. E buranın tamamı 90'sa X artı 68'in 90. 68'i karşıya atarsan X'in 90 eksi 68'den X'in 22 derece olduğunu söyleyebilirim. Yani doğru seçeneğimde Adana olması gerekir değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda matematik öğretmenim çocuklarına eşit arsalar veriyormuş. Buraya S1 buraya S2 dersem S1 S2 eşitmiş x kaçtır diye soruluyor. Ben bu şekli şöyle taşıyacağım bak buraya. Hocam nasıl taşıdın ya alayakası yok şeklin diyorsun ama iyi bak şimdi. Bak dostum. Bak dostum. Burası D, burası C, burası E. Şurası F, burası A, burası B. Buraya 120 bura x burası da 60. D ile C olan kısımları birleştirip üçgen oluşturdum. Senden istediğim bak bu üçgenle büyük üçgen arasında benzerlik yapacağız. Taban benzerliği. 60'ın 120 oranı bu üçgen arasındaki benzerlik oranını verir. 1 bölü 2'dir. Bu arkadaşın karesi ise alanlar oranını verir. 1'e 4 alan paylaştıracağız. Yani ben buranın alanına A dersem tamamının alanı şöyle yapalım. Daha rahat bölünmesi için. 2A dersem 4 katı 8A'dır. Geriye şuraya 6A kalır. Peki bu alan bu alana eşitse 3A'ya 3A şeklinde paylaştırabilirsin. Şimdi yeşil üçgenli buradaki büyük yeşil üçgen arasında yine benzerlik yapacağız. Tabanlar oranı yani 60'ın x oranı şöyle yazalım. 60'ın x oranı alanların oranı eşittir. 2A'nın 2A 3A daha 5A oranı eşittir. Ama hocam benzerlik oranı neyi? Karesi alanlar oranı eşittir. A'lar götürdü. 60 çarpı 60 bölü x kare eşittir. 2 bölü 5 yapar. Sadeleştirdim. 30. 1805 ile çarptım. X kare eşittir. 9000 yaptı. Her tarafı kare kök içine aldığımda kök 9000. Bu ne demek? 300 ile, yok. Şöyle yapalım. 900 ile 10'un çarpımı. 9 dışarı 30 diye çıkar. 30 kök 10 yapar. O zaman X'in 30 kök 10 metre ile doğru seçeneğimi denizli yapmış olur.